Merhaba arkadaşlar. Üretim yönetim 4. ünitesi olan tesis yerleşim ve kapasite planlaması ile ilgili şimdi bir soruyu beraber inceleyeceğiz. Sorumuza bakacak olursak, aşağıdakilerden hangisi kapasite ihtiyacının belirlenmesinde temel girdilerden biridir diyoruz. Şimdi kapasite ihtiyacının belirlenmesi temel girdilerimize biridir dediğimizde, makine sayısı kapasite ihtiyacının belirlenmesi temel girdilerden biri değildir. Çünkü makine sayısına göre biz kapasitemizi belirlemeyeceğiz. Tam tersi durum söz konusu değil. Kapasite ihtiyacının belirlenmesi makine sayısı o zaman olmuyor. Çalışan sayısı da aynı şekilde olmaktadır arkadaşlar. Çalışan sayısı kapasite ihtiyacının belirlenmesiyle alakalı değildir. Çalışan sayısı kapasitenin ne olacağı konusunda bize bilgi vermektedir. Tesisin büyüklüğü aynı şekilde tesis büyük ya da küçük olması, belirli bir hacimde olması kapasiteyi etkilemektedir. Ancak kapasite ihtiyacının belirlenmesinde etkin olmamaktadır. Önemli girdilerden değildir. Üretim süreci tipi, evet, demin de söz ettiğimiz gibi üretim süreci tiplerine bakacak olursak bazı üretim süreci tiplerinde çok çeşitlilikle az sayıda üretim yaparken kimilerinde az çeşitlilikte çok sayıda üretim yapabilmemiz mümkün olmakta, dolayısıyla kapasitemiz yüksek olmak. Ama bu kapasite ihtiyacının belirlenmesiyle ilişkili değildir. Talep kestirimine baktığımızda müşterilerin talebi, müşteriden gelen talep, müşterinin istek ve ihtiyaçları miktarının ne olduğu kapasite ihtiyacımız belirlenmesinde kesinlikle temel girdi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle kapasite ihtiyacının belirlenmesinde temel girdilerden birisi E şıkkı olan talep kestirimdir. Talebin ne olduğunu görerek biz ona göre kapasitemizi ne kadar yapmamız gerektiği konusunu karar vermemiz gerekebilir. Diğerleri makine sayısı, çalışan sayısı, tesisin büyüklüğü, üretim süreci tipi tamamen kapasite belirlendikten sonra kapasitenin ne kadar olmasını belirlememizde etkin olan etkenler olabilmektedir. Ama talep kestirim kesinlikle kapasite ihtiyacı belirlenirse temel bir girdidir.